Hadi kızlar, kalkın bakalım şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Günaydın Betüş. Günaydın. Ne zaman hazırladınız kahvaltıyı siz böyle? Günaydın Betüş Hanım. Hayırdır Firuze, günaydın. Abimin cezasını merak etmiş, o yüzden bugün evde. Kızlar anlattılar, vallahi bravo. Verilebilecek en güzel cezayı vermişsiniz. Cem günaydın oğlum, hadi gel kahvaltı edelim. İstemez, şunların bakışları altında yiyemem. Bak sen. Ceren. Hadi Cemciğim, kimsenin sana kötü kötü baktığı falan yok. Gel Allah aşkına. İstemez. Ben hazırım baba, çıkabiliriz. Tamam da kahvaltı etmeyecek misin? Yok. Bana bak. İş yerinde öyle poğaça ya da su böreği istemek yok o zaman, anlaşıldı mı? Tamam baba. Yürü. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sizin çayınızı da getireyim. Ya Betüş, sanki biz abime kötü bir şey yaptık. Kötü kötü bakmayacakmışız. Bize kızacağına kendine kızsın. Çocuklar, abiniz zaten çok üzgün. Kendini çok suçlu hissediyor. Yani daha fazla gitmeyin üstüne lütfen. Cem Bey, sana verdiğim o kağıttakilerin hepsini tek tek bilgisayara geçirdin mi? Yok, bunlar çok karışık baba ya. Bilgisayara bakmaktan gözüm ağrıdı. Dur bakalım, daha bir saat olmadı. Ne çabuk şikayet etmeye başladın. Ayrıca chat yaparken gözlerin ağrımıyor çocuğum ha? O başka, bu başka. Ha tabii, bu iş o eğlence değil mi? Neyse, senin bu bir saatte yoruldum dediğin şeyi ben haftanın her günü 10 saat yapıyorum, tamam mı? Günaydın. Günaydın Umur Bey. Artık oğlunu da mı işe getiriyorsun? Bu masa niye burada? Burada mı ders çalışıyor? Hayır, işe başladı. Yani bir süre benimle çalışacak Umur Bey. Sen kendi işini kendin halledemiyor musun ha? El kadar çocuktan mı yardım bekliyorsun? Umur Bey, tabii ki kendi işimi kendim hallediyorum. Ama iş hayatının ne kadar zor bir şey olduğunu anlasın istedim Cem. Ya onun için burada. Ben bundan pek bir şey anlamadım ama neyse. Bana bak, yalnız maaş falan veremem ona göre. Çok teşekkür ederim Umur Bey. Yani Cem'in burada olma nedeniyle çok ilgilendiniz, çok incesiniz. Bedava işçi baldan tatlıdır. Görüyorsun değil mi? Sadece para kazanmak için yaptığın iş değil. Böyle acımasız ve kalpsiz patronlar da seni yorar. Anladın mı? Büyüyünce şunu çok iyi anlayacaksın ki burada yani ofiste olan problemleri karına özellikle de çocuklarına hissettirmeyeceksin. Şimdi anladın mı ne zor bir şey olduğunu? Saat kaç oldu ya? Ay anam ay. Evet. İşleri bitirdin mi bakalım ha? Yok, yoruldum bıraktım. Ne demek bıraktım? Akşama kadar bu işler yetişecek, anlaşıldı mı? Baba, ben bunları haftaya cumartesi yapsam, sen de bana bugün izin versen eve erken gitsem diyorum hani. Hayır efendim, ilk günden izin veremem, üzgünüm Cem Bey. Ya evi Tuğçe ararsa? Ya Cerenler doğruyu söylerse? Tabii ki söyleyecekler, ne var bunda? Yani Cem babamın yanında çalışıyor diyecekler. Saçmalama, o zaman buraya gelir. Tamam işte gelsin, ne güzel. Bak, yani 10 dakika oturmana onunla izin veririm ama dışarı çıkamazsın, anlaşıldı mı? Sağ ol. Ben bakarım Çilek, şimdi sen meyve suyunu dökersin. Efendim? Alo? Tuğçe arıyor. Efendim Tuğçe, Cem evde mi Ceren? Yok. Evde değil. Ama nasıl olur? Bana okulda dün yarın evde olacağını söylemişti. Evde oturacaktı ama bugün işe başladı. Anlamadım. Ne işi? İş işte. Abim bir süre hafta sonları babamın yanında çalışacak. Eğer nedenini çok merak ettiysen abimden öğren. Ben sana şu kadarını söyleyeyim, kolundaki saatle ilgili. Ne alakası var canım? Babanın iş yerini biliyorsun ki abimi orada ziyaret et. O sana her şeyi anlatır. Neler oluyor?
Girin. Merhaba Umur amca. Ha, merhaba, merhaba çocuğum. Beni tanıdınız değil mi? Tanımaz olur muyum? Sen Cem'in arkadaşı Tuğçe'sin değil mi? Evet, şey danışmaya sordum ama öğrenemedim. Cem burada çalışmaya başlamış. Odası nerede acaba? Cem burada çalışmaz. Efendim? Yok bir şey yok. Bu Cem vakasının bu kadar ciddi boyutlara ulaşacağını sanmıyordum da. Onu inşallah siz değil misiniz? Yani ben de size sinir olmuştum. Ne diye? Cem'i işe aldınız diye. Ha, bak şimdi. Cem'i ben işe almadım. Babası işe aldı. Git ona sinir ol. Tamam mı? Ayrıca ne varmış çalışmasında? İstiyorsan sen de çalışabilirsin. Hatta sigorta bile yaptırırım. Tamam canım, tamam. Cem'in odası, Cem Bey'in odası pardon. Aşağı katta, koridorda, soldan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Yoksa çocuk işçi mi çalıştırsın? Ne yapacak ya? Cem, ziyaretçim var çocuğum. Ya of, ne ziyaretçisi baba ya, dalga geçme. Tuğçe. Cem, sen sahiden de çalışıyor musun? Şey, görüyorsun değil mi baba? Cerenler her şeyi anlatmışlar, rezil oldum. Aa, hiç de rezil olmadın. Tuğçe'cim, yavrum, Cem çalışıyor diye onu küçümsüyor musun? Niye küçümseyim? Anlamaya çalışıyorum. Okula giderken bir gün de niye çalışmaya başladı? Çilek'le Ceren konudaki saat yüzünden dediler. Hiçbir şey anlamadım. Cem'cim, Tuğçe'yle yalnız mı konuşmak istersin yoksa ben kalayım mı? Yalnız konuşayım baba. Çok, çok üzüldüm Cem. Bana bu saati almak için niçin böyle bir şey yaptın? Çünkü sana o saati almak istedim. Almasan ne fark ederdi? Ben seni bana güzel hediyeler aldığım için sevmiyorum ki. Ne bileyim, sana güzel hediyeler alırsam beni daha çok seversin sandım. Ben seni zaten çok seviyorum. Ama sana çok kızdım. Okula vermen gereken parayı niçin böyle bir şey için harcadın? Özür dilerim. Benden değil, ailenden özür dile. Ama ben onların yerinde olsaydım seni kolay kolay affetmezdim. Baban sana az bile ceza vermiş. Ne dersen de haklısın. Bir de hepimizin çalışıyorsun diye seni hor göreceğimizi düşünmüşsün. Ne kadar ayıp Cem. Okulda hem çalışıp hem okuyan arkadaşlarımız yok mu? Bir sürü burslu sınıf arkadaşlarımız yok mu? Onları niye küçümsemiyoruz? Ne bileyim, ben ne de olsa senin erkek arkadaşınım. Öyle düşündüm. Cem olduğun için seviyorum. Bunu almasam da aynı şeyi düşünürdüm. Yaptıklarım için çok utanıyorum. Affedersin. Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Söz. Cem adına ben de sizden özür dilerim Sadık amca. Sonra görüşürüz. Ne duruyorsun oğlum? Git kızı taksiyle eve bırak hadi. Sonra da hemen işe geri dön. Anlaştık mı? O benim sihirli annem.